Denize, Lourdes'den, Paris'ten merhaba arkadaşlar. Şu an Delacroix'un en sevdiğim ressamlardan biri olan Delacroix'un resimlerinin olduğu salondayım. Hem de şu an baktığım bir resim var, size de göstereyim. Çok ünlü resimlerinden biri. Sakız Adası katliamı Osmanlıları azıcık ilgilendiriyor. Azıcıktan fazla ilgilendiriyor. Şöyle tam göstereyim, görünmüyor. Resmin hikayesini küçük bir şekilde birazcık bilgi vereyim. Zaten bir gün ayrı bir video çekeceğim bu resim hikayeleriyle alakalı. Ya, biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ben ne zaman resimlerin içinde olsam uçuyorum çünkü videodan da değil bu sefer. Resmin hikayesi 1822'de Osmanlıları Yunanlıları katliamını anlatıyor. Bayağı yaklaşık 42 bin tane falan Yunanlı bu katliamda ölüyor. Şimdi tam baktığım önümde Delacroix'un belki de en ünlü resmi var. Halka yol gösteren özgürlük resmi. 1830'larda 3 günlük bir halk ayaklanması oluyor. O ayaklanmayı anlatıyor bu resim. Hemen göstereyim size. Bir saniye. Kadının taktığı Frigya başlığı, başına taktığı Frigya başlığı özgürlüğü sembolize ediyor. Çok fazla anlam var bu resimlerde bu arada. Bunları bir gün size açıklayacağım. Ben biraz gezeyim. Gezerken zaten size de çekeceğim, çekebildiğim kadar video. Size de göstereceğim, sizinle de paylaşacağım her şeyi. Seviyorum. Bay bay. Mona Lisa'ya doğru giderken size Mona Lisa ile alakalı küçük bir bilgi vereyim. 1911 yılında Mona Lisa çalınıyor. Hem de bir İtalyan tarafından. Şimdi komik kısmını anlatayım. Neden İtalyan tarafından çalınması komik kısmı. O yıllarda Louvre Müzesi bir karar alıyor. Bütün resimleri böyle bir cam fanus diyeyim ben. Ama bunun ismi farklı da olabilir. Fanusta böyle kapalı olarak sergilemeye karar veriyorlar. Bunu da sanat eleştirmenleri ve ressamlar tarafından, sanatçılar tarafından olumsuz karşılanıyor ve tepki yağıyor buna bir sürü. İşte böyle resimlerin önüne, yani cam olduğu için geçip böyle sakalını falan tıraş eden, saçını düzelten sanatçılar falan oluyor sırf şey için. Bunu ne deniliyordu? Yani tepki göstermek için, anladınız siz beni. Bu cam fanus yapan insanlardan biri de Vincenzo Peruggia. Peruggia. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Peruggia İtalyan. Ve böyle Louvre'a girdiğinde garip hissediyor. Bir sürü İtalyan ressamın resimlerinin Louvre'da olması onu üzüyor böyle. Ertesi sabah birden karar veriyor. Bir resmi almak istiyor. Yani çalmak istiyor. Bu resimde tabii şey oluyor. Mona Lisa oluyor. Aslında Mona Lisa'yı çalmak istememişti. Yani onu görmedi bile hatta başta. Ama ertesi sabah Louvre'a girdiğinde Mona Lisa'nın o değişik tebessümüyle karşılaşıyor ve hiç düşünmeden Mona Lisa'yı alıyor. Zaten Mona Lisa yaklaşık 50x70 santimetre boyutlarında. Yani kolayca parkasının içine sığabiliyor. Yaklaşık 4 yıl Mona Lisa Louvre'da yok ardından. Floransa'da en son bulunuyor. Bunun hikayesi tam böyle değil. Yani daha çok detaylar, ayrıntılar var. Ben şu videoda uzun tutmayayım diye çok bahsetmiyorum. Zaten Mona Lisa o zamanlar ünleniyor. Bunu ben bir ayrı vlogda anlatacağım zaten, merak etmeyin. Durmadan EUA falan dedim. Şaşırdığımdan değil de, yani bilgileri nasıl size hem kısa yoldan fazlaca detay olmadan hem de doğru bir şekilde nasıl aktarırım onu söylemek için düşünüyorum konuşurken. Tam şimdi arkamda zaten gördüğünüz Mona Lisa var. Bayağı da sıra var. Cam fanus da bu arada, yani cam korumada. Fanus diyorum durmadan da. Bu arada bunun şeyini değiştirmişler. Geçen sene geldiğimde daha farklı bir korumadaydı. Zaten yanına bunun yaklaşılmıyor.
Diğerlerinin daha fazla yaklaşıyor buradaki resimlerine ama Mona Lisa'ya bir türlü yaklaşamıyor. Gelin onu görelim biraz. Ben sadece şeyi göstereyim. Medusa'nın salını. Arkadaşlar bunun hikayesi de mükemmel bu arada. Çok böyle iç karartıcı ama duygusal anlamda. Tam harikamda. Bunların hepsiyle alakalı gerçekten bir video çekeceğim. Bu resmin ressamı da doğru telaffuz ediyorsan tabii Jerukalt. yazarım ben. Bu sıra var. Hemen size Mona Lisa'yı azıcık göstereyim. Kaçmam lazım buradan, ayıp olmasın. Evet. 1911'de çalınıyor demiştik değil mi? Ayrıca bu resmi Mona Lisa, Leonardo da Vinci 1503 yılında yapmaya başlıyor. Yaklaşık ölene kadar, 1519'a kadar yanında taşıyor. Kimseye vermiyor, kimseciklere. Ne krallar istiyor, ne paralar dönüyor, vermiyor. Sırada Tiziano var. Mona Lisa bitti artık. Bitmedi de tam arkamda hala görüyorsunuz. Önümde de Veronese'in Kanada düğün resmi var. Kocaman, devasa, onunla da alakalı bahsedeceğim şimdi. Ama önce Tiziano. Tiziano, Gentile ve Giovanni Bellini'nin atölyesinde çalıştı. İtalyan bir ressam, Venedikli bir ressam. Gentile ve Giovanni Bellini kim derseniz, Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan ressamlar. Jacopo Bellini'nin oğulları. Ayrıca madalyonunu da yaptı. Madalyonunu da yaptılar. Fatih'in. Tiziano onların yanında çalışmıştı. En ünlü resimlerinden biri de Urbino'lu Venüs tabii ki de ama burada değil. Burada mesela şimdi hemen bir tanesini göstereyim size. Meryem, İsa, Aziz Stephen, Aziz Jerome ve Aziz Marius'un olduğu bir resim mi var? Aziz Jerome bir doktor bu arada. Hemen şu arkamda Meryem, İsa. Hemen bir tanesini daha göstereyim. Burada da yine direkt Aziz Jerome'yi anlatan bir resmi var. Tam arkamda. Şimdi de Veronese'den bahsedelim. Kanada düğün. Bu resim devasa. Aklıma Raffaello geliyor buna baktıkça. Tam arkamda. Bu videoyu bugün düzenlersem hemen atmak istiyorum ya, hem de Louvre'dayken. Yani bunu Paris'in dışında hemen cidden sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Leonardo da Vinci'nin sadece Mona Lisa'sı yok Louvre'da. Arkamda Aziz John var. Hemen solumda Vaftizci Yahya var, göstereceğim yakından. Vaftizci Yahya, hemen onun yanında Kayalıklar Bakiresi var. Bir saniye, onu da göstereceğim ama önce Aziz John'u da göstereyim. Şimdi Kayalıklar Bakiresi. Kayalıklar Bakiresi gerçekten çok ünlü bir resmi. Hepsi ünlü. Bu da Kayalıklar Bakiresi. Umarım güzel görünüyordu. Burada da Leonardo'nun diğer Mona Lisa'sına bakacağız. Göreceksiniz yani. Hep beraber bakalım. Tam düzgün okuyayım. Le Belle Peroniere. Tabi bu İtalyanca. Sanırım ya yine yanlış telaffuz ettim. Burada. Ve Azize Anna, Bakire Meryem ve çocuk İsa'nın ve bir tane de kuzunun olduğu bir resmi var. O da bu. Okay. Kanatlı Nike'nin yanına, Zafer Tanrıçası'nın yanına geçip oradan
Rokoko sanatçılarını göreceğiz. Ardından bu videoyu hazırlayıp hemen bugün açacağım size. Sanatçılarının yanına geçmeden önce arkamda Ingres'in La Grande Odalisque var. Yani büyük odalık resmi var. Onu göstereyim çünkü bu da çok güzel bir resim. Ve göstermek istediğim bir resim daha var. Bir saniye. Jack Louis David'in Leonides'ini göstereyim. Leonides'ı. Tam arkamda. Bir sürü Jack Louis David'in resmi var. Horatius kardeşlerinin yemini diyecektim ve şimdi gördüm onu. Onu göstermeden olmaz. Onu görmeniz lazım arkadaşlar. Burada da var. Hemen göstereyim. Sabinler. Tam arkamda. Bir saniye. Burada da arkamda Horatius kardeşlerin yemini var. Bu kardeşlerden sadece bir tanesi hayatta kalıyordu bu arada. Öyle hatırlıyorum hikayesi. Kadınların müdahalesine biraz daha detaylı bakalım. Yani tam karşımda da Horatius kardeşlerin yemini var. Onu az önce gösterdim ama kıyamadım, bir daha göstereyim. Haksızlık olmasın. İkisi de aynı ressamın. David'in. Jack Louis David'in. O kadar fazla sanatçı var ki, eser var ki pardon. Kıyamıyorsun ya, hani birini seçsen diğerine bakmadan geçemiyorsun ya, yani ben geçemiyorum şahsen. Böyle bir 30 günlü, 40 günlü, belki 100 günlü burada harcaman lazım. Bu arada Nike'yi görüyorum. Size göstermem lazım. Tam şurada. Arkamda. Gördünüz mü Nike'yi? Kanatlı Zafer Tanrıçası'nı. Ona doğru gidiyorum. Ardından Rokoko sanatçıları. Sonra yavaştan bu videoyu bugün hazırlayıp size açacağım. Umarım beğenirsiniz. Bayağı konuştum bence. Bak, Kanatlı Zafer Tanrıçası Nike. Geldim. Nike, Zafer Tanrıçası, Kanatlı Zafer Tanrıçası. Parçaları Ege Denizi'nde bulunuyor bu arada bunun. Milattan önce 3. yüzyıl. Meslekleri kapanıyor. Bu bölüm daha doğrusu. Biraz şanslıyım o konuda. Tam kapanmadan yetişmişim. Çünkü arkamda en sevdiğim ressamlardan, hatta resimlerden biri, Stere Adası'na yolculuk resmi var. Watteau'nun Rokoko ressamlarından. Siz bakın. Bu arada Ali Hocam, size çok teşekkür ederim bu resmi bana böyle sevdirdiğiniz için. Ve burada da yine Watteau'dan. Delacroix'un Halka Yol Gösteren Özgürlük resminin önünde bitirmek istedim. Umarım size bir şeyler katmıştır bu video arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım izlerken gülümsemişsinizdir en azından. Diğer videolardan ayrı bunu hazırlayabilirsem şimdi hemen YouTube'a açacağım. Umarım hoşunuza gider kısaca. Ayrıca sevdiğimi de unutmayın. Son olarak kapatmadan bir şey diyeceğim. Demek istiyorum daha doğrusu. En son okuduğumda 33 tane şehit vardı. Şu an gerçekten umarım daha fazlası olmamıştır. Ne kadar bilmiyorum. Bakmadım çünkü daha. Türkiye'den bahsediyorum. Zaten anlamışsınızdır. Üzüntümü dile getirmek istedim ama nasıl ne söyleyeceğimi bilemedim. Çünkü artık bir şey söylesen de olmuyor. Çünkü tekrar yaşanıyor. Tekrar yaşanıyor. Hani insan artık bir şey söylemeye de korkuyor. Çünkü biliyor artık tekrar yaşanacak, tekrar böyle şeyler olacak. Keşke ya ben nasıl diyeyim? Ya dua olarak mı görürsünüz, dilek olarak mı görürsünüz bilmiyorum ama umarım böyle şeyler artık yaşanmaz. Ne bizde, ne Türkiye'de, ne dünyada. Hiçbir masum insan hiçbir şekilde böyle ölmez. Yani anladınız siz beni, kusura bakmayın, nasıl diyeceğimi bilemedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorum.